Sevgili evvelce YouTube kanalı takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 8. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan bayrağımızın altında metnini birlikte incelemeye çalışacağız. Arkadaşlar önce hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Hazırlık çalışmalarında iki tane sorumuz var ve sol tarafta Halide Edip adı var adlı yazarımızın biyografisi var. Biyografisini okuyalım. Halide Edip adı var. 1884-1964 Roman, hikaye, anı ve oyun yazarıdır. Genellikle toplumun aksak yönlerini, milli mücadele dönemini ve kadının toplumdaki yerini eserlerine konu almıştır. Başlıca eserleri Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Dağa Çıkan Kurt. Hazırlık çalışmalara devam edelim. Bayrak sözcüğü silinelere çağrıştırır anlatınız. Bize bayrak sözcüğü vatan bağımsızlığını, o bayrak altında bizler huzur ve özgürlük içinde yaşayalım kanlarını canlarını feda eden yiğitlerimizi çağrıştırmaktadır. Özgürlük ne demektir? Özgür yaşamak neden önemlidir? Özgürlük insanın kimsenin boyunduru altında bir başkasının hak ve hukukuna aykırı davranmadan istediği şeyi yapma durumudur. Özgür yaşamazsak özgür düşünemez, birey olamaz, istediğimiz huzur ve mutluluğu yakalayamayız. Evet arkadaşlar hazırlık çalışmaları bu şekildeydi. Şimdi bayrağımızın altında adlı metni isterseniz birlikte okuyalım. Zafer yolunda unutamayacağın yüzlerden biri Hatice ninenin yüzüdür. de yangın yıkıntıları ortasında nasılsa kalmış 5-10 evden birindeydim. Halk bir türlü kabusun geçtiğine inanamıyor, bir türlü uyuyamıyordu. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuyorlardı. Ortalık ağrıyor, hala kadınlar gelip gidiyor, hala birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyorduk, hala geçen günleri konuşuyorduk ve Hatice'nin ninenin en son gelenlerdendi. Ben artık yatağıma uzanmıştım. Ev sahibi kadınla çıktı. O da geldi. Boynuma sarıldı. Bana öyle geldi ki bu zafer arasında bütün sahildeki kadınların kimi sevgili bir vücudu, hepsi yerini yurdunu hatta karnını doyurabilmek güvenini kaybettikleri için arada alınlarından uçan siyah endişe gölgesi Hatice'nin yoktu. Oysa ki en fakiri, en ihtiyarı ve en, en hasisiydi. Yanıma gelmek için birkaç defa duvara dayanmıştı ama kıymetli esmer bir kösele gibi buruşuk yüzünde ihtiyar siyah gözlerinde muradına ermiş bir ruhun huzuru ve olgunluğu vardı. Nine senin evin yandı mı? Hey oğul ben beş defa muhacir oldum. Beş defa evim yandı. Ben Üsküp'ten beri beş defa düşman bandırasından bizim bayrağa kaçtım. Bunlardan evvelsi gün ümidimi kesince bir tek oğlumu aldım. Size bizim bayrağa kaçtım. Bayrağımızı çok, bayrağımızı çok mu seversin nine? Birdenbire buruşuk gözü üzerinde bir göz sele aktı. Kurumuş ellerini kaldırdı. İçinde sevgili bir şey varmış gibi avuçlarını öptü. Sevmek ne demek oğul? Ben 50 senedir onu kovalıyorum. Dünyada oğlumdan başka dikili ağacım kalmadı. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum her gün burada ölü verirsem, mezarım bandır altına kalırsa diye çıldırıyordum. Ama düşmanlar bırakmıyorlar. Öteye kaçmak için bizim de ne atımız ne arabamız vardı. Sonunda baktım ben ihtiyarlıyorum. Siz gecikiyorsunuz. Sürünle sürünle size kaçmaya karar verdim. Yolda ölürsem oğlum sırtında. Ölümü bizim bayrağın olduğu yere götürecekti. Sonunda bizimkiler geldiler. Hep deli gibi fırladık fakat az imişler. Arkadan daha çokluk gelsin diye çıktılar. Ben de arkalarından çıktım, gittim ta onların yanına. Ayaklarım şişti, dilim dışarı çıktı ama onları buldum. Bayrağımız Salihli'ye büyük orduyla girdi. Artık çıkamaz dediler. Oğlum beni askerlerden aldığı bir eşekle buraya getirdi. Döndü ve sıkı sıkı bir daha boynuma sarıldı. Ne yangın, ne facia, ne zarar ve ziyan. Ne de işkencenin onca manası vardı. Hayatta bir tek önemli şey vardı. Öldüğü zaman cesedinin düşman bandırası altında kalmaması. Basit ve sade. Ay yavrum dedi. Artık Tanrı emanetini istediği dakika alsın. Toprağın bizim bayrağın altında olacak. Evet arkadaşlar Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu bir metni okuduk. Şimdi arkadaşlar birinci etkinlikten başlayalım. Metinde geçen sözcüklerle ilgili etkinliği ipuçlarından yola çıkarak örnekli gibi çözünüz. Sarı renkli kutucuklardaki harfleri de numara sırasına göre birleştirip gizli sözcüğü bulunuz. Evet arkadaşlar burada karışık şekilde harfleri vermiş ve bizim doğru kelimeyi bulmamızı istiyor. İsterseniz birlikte bulalım arkadaşlar. Birincisi bandıra. Bandıra sözlük anlamı bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayraktır. Cümlem Alman bandıralı gemi limana girdi. İkinci kelime Murat anlamı istek dilek anlamındadır. Cümlem sonunda muradına erdi. Üçüncü kelimem ümit. Sözlük anlamı umuttur. Cümlem yarınki sınav için ümitliyim. Evet arkadaşlar kıymetli burası. Ee, harfler karışık şekilde verilmiş. Anlamı değerli. Benim en kıymetli ailemdir. Ee, burası arkadaşlar ziyan olacak. Ee, anlamı zarar. Fazla emekleri çöpe atarak ziyan etmeyin. Sokak hayvanlarına verin. Burası arkadaşlar halk olacak. Sözlük anlamı. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu. Cümlem halkın seçme ve seçilme hakkı vardır. Burası arkadaşlar kösel olacak. Ayakkabı tavanı, bavul, çanta yapımında kullanılan büyükbaş hayvanların işlenmiş derisi anlamındadır cümlem ayakkabımın köselesi eskidiği için yenisini aldım. Arkadaşlar burada harflere karışık olan verilen kelime olgunluk. Sözlük anlamı insanların bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından geriye kadar gelişmiş olma durumu yetkinlik kemal. Cümlem arkadaşımı görmeyeli çok olgunlaşmış. Kıntıyı burası ise arkadaşlar yıkıntı olacak. Sözlük anlamı, yıkılan bir şeyin parçaları, kalıntıları enkaz. Cümlem, karşı sokaktaki yıkıntı evde saklanmaç oynadık. Evet arkadaşlar, bu e, buradaki kutucuklarda ise Cumhuriyet kelimesini yazacağız. E, cumhuriyet kelimesi bizim e, saklı olan kelimemizdi. İkinci etkinliğimiz arkadaşlar, bayrağımızın altında metinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Evet arkadaşlar, biz bu şekilde yanıtladık. Soru yazar Hatice Nini için unutamıyor olabilir. Cevap Hatice Nini'nin sırf yabancı bir bayrak altında ölmemek için sürekli göç etmesinin hikayesi yazarı derinden etkilediği için unutamıyor olabilir. Soru Hatice Nini bayrak sevgisi uğruna nelere katlanmıştır? Beş defa evi yanmış her defasında yollara düşmüş sırtında oluyla gerektiğinde sürüne sürüne yolları açmıştır. Hatice Nini bayrak sevgisini hangi sözleriyle dile getiriyor? Artık Tanrı emanetini istediği dakika alsın. Toprağın bizim bayrağın altında olacak. Sözleri dile getiriyor arkadaşlar. 4. Hadisenin için yaşamda önemli olan nedir? Öldüğü zaman cesedinin düşman bandırası altında kalmamasıdır. 5. sorumuz arkadaşlar. Okuduklarınızdan yola çıkarak bayrak sevgisi ile güven duygusu arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz açıklayınız. Bayrak özgürlüğü temsil eder. İnsan özgür olduğu yerde kendini güvende hisseder. Bayrak sevgisi taşıyanlar özgürlüğün getirdiği güven duygusu ile yaşarlar. 6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir? Bu dünyadaki en önemli şey özgürce ve güvenle yaşanabilen bir vatana sahip olmaktır. Bu uğurda bütün acılara katlanmak önemsizdir. 3. etkinliğimiz arkadaşlar. Okuduğunuz metnin hikaye haritasını çıkarınız. Hikaye haritası dedi arkadaşlar kahramanları işte kişiler ve bunların özellikleri ve olay örgüsü kahramanlarına bakalım kahramanlar yazar Hatice'nin de. baş kahramanın kişilik özellikleri vatansever cefakar ve azimli baş kahramanın fiziksel özellikleri yaşlı ve siyah gözlü olayın geçtiği yer salihli olayın geçtiği zaman milli mücadele zamanları geçmiş zaman Olayı kısaca özetlersek yabancı bir devletin himayesi altında yaşamak istemeyen Hatice Nene'nin her türlü zorla aşıp vatanının bayrağını peşinden gitmesinin hikayesi. Evet arkadaşlar dördüncü etkinliğimize geçelim. Dördüncü etkinliğimizde bayrağımızın altında adlı metinden örneklendirme, benzetme ve karşılaştırma cümlelerini bularak örnekte gibi yazmamız isteniyor. Evet arkadaşlar cümlelerimizi bulalım. Kitabımızın verdiği örnekte birden birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir göz esseli aktı. Burada abartma var. Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri. Hatice'nin yüzüdür. Örneklendirme. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor. Hep çocuklar gibi koşuyorlardı. Benzetme. Oysa en fakiri, en ihtiyarı ve en hadsizliği de karşılaştırma yapılmış arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarf fiilleri yani bağ fiili bulunuz. Zarf fiillerin aldığı iki örnekteki gibi karşılarına yazınız. Evet arkadaşlar ip ince arak ve ken e, eklerini bulmaya çalışacağız. E, ortalık ağrıyor. hala kadınlar gelip gidiyor burada gelip arkadaşlar. Hala birbirimizin boynuna sarılıp korkulaşıyoruz. Ip burada görüyorsunuz arkadaşlar. Yerini yurdunu kaybedince Hatice ne endişelenmedi. Kaybedince ince. Evvelsi günü müdüğünü kesince bir tek oğlum aldım. Bizim bayrak açtım. Kesince arkadaşlar buradaki ince. Sürüne sürüne size kaçmaya karar verdim. Sürüne sürüne. Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum. Kaçıp. Oğlum askerlerden bir eşek alarak beni buraya getirdi. Alarak Arak Erek giderken döndü ve sıkı sıkı bir daha boynuma sarıldı. Ken arkadaşlar buradaki giderken. Altıncı etkinliğimiz. Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanın da olsa hürmet lazımdır. Mustafa Kemal Atatürk sözünden anladıklarınızı ifade eden bir konuşma yapınız. Arkadaşlar sizler için örnek bir konuşma hazırladık. Konuşmanızı şu şekilde yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bir milletin bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan renk ve biçimde özdeşleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaşa bayrak deriz. Bayrağı renkli bir kumaş parçası olarak tanımlamak yanlıştır. Çünkü bayrak bir ülkenin özgürlük simgesidir. Bir ülkenin direklerinde kendi bayrağı dalgalanıyorsa o ülkede bulunan insanlar özgür demektir. Atatürk, bir bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanın da olsa hürmet lazımdır. Sözleriyle bayrağın kutsallığı ile beraber özgürlüğün değerini de dile getirmiştir. Bunun en anlamlı örneğini İzmir'deki davranışıyla göstermiştir. Bakın Atatürk bayrağın kutsallığına verdiği önemi nasıl göstermiş? Atatürk İzmir'in kurtuluşundan sonra geldi. İzmir'de önüne bir yol e, halısı gibi serilen Yunan bayrağını görünce sebebini sormuş kendisini karşılananlardan birinin Yunan bayrağı paşam Yunan kralı Konstantin buraya ilk girdiğinde Türk bayrağını çiğneyerek geçmişti cevabını vermesi üzerine hata etmiş. Ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak milletlerin şerefidir. Ne olursa olsun yere serilemez ve çiğnenemez diyerek Yunan bayrağının yerden kaldırılmasını emretmiştir. Görüyorsunuz ki Atatürk özgürlüğümüz için mücadele etmesinin yanı sıra Aynı zamanda milletlerin özgürlüğüne de saygı gösteren bir liderdi. Bayrak demek özgürlük demektir. Düşmanımız da olsa bir insan özgür olarak yaşamasına saygı duymalı. Kutsal değerlerine saygısızlık etmeye aklımızın ucundan bile geçirmemeliyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şeklinde bir konuşma yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi 7. etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki temalardan istediğinizi seçerek bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz. Temalarımız arkadaşlar bayrak, fedakarlık, özgürlük, vatanseverlik, milli mücadele, gazilik, cesaret ve şehitlik. Bu temalardan birini seçtik. Vatan sevgisini seçiyoruz arkadaşlar. Yani vatanseverliği seçiyoruz. Şöyle örnek bir şiir yazabilirsiniz. Vatan sevgisi. Her mücadele Türkü güçlendirir. Her destan Türkü söyler. Anadolu savaş böyle biter. Vatan sevgisi bitmez gönülde. Ezanlar okunurken bu vatanda kimler bu vatanda göz dikmedi? Düşman dersen Türkiye gücü yetmedi. Vatan sevgisi bitmez gönülde. Beşer onar geldiler vatana. Saldırdılar dört bir yandan etrafa. Yine de Türk vazgeçmedi ama vatan sevgisi bitmez gönülde. Evet arkadaşlar beğenilen şiiri sınıf ve okul panosunda sergileyiniz. Ee, diğer etkinliğimiz gelecek dersi hazırlık. Atatürk'ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmaları araştırınız. Şöyle küçük bir araştırma yaptık sizin için arkadaşlar. Atatürk'ün Türk dili ile yaptığı çalışmalar. Bir milletin birlik ve varlığını sürdürülmesinde dilin çok önemli bir yeri vardır. Bunun çok iyi bir bilen Atatürk, Türk dilinin zenginleşmesi ve sadeleşmesi için çalışmalar yapmıştır. Türk dilinin zenginleşmesi ve sadeleşmesi için yaptığı çalışmalar yazı inkılabı ve arkadaşlar dil inkılabıdır. Dilerseniz bunlara kısaca bakalım. Yeni Türk alfabesi. Atatürk'ün Türk toplumunda bir yazı inkılabı yapılması gereğini benimsen görüşü oldukça eskidir. Ve Cumhuriyet'ten önceki yıllara kadar uzanır. Atatürk'ün yazı inkılabı konusunda dayandığı gerekçe Arap dilinin ihtiyaçlarından doğmuş olan Arap yazısının Türk dilinin ihtiyaçlarını karşılayamaması, bunun sonucu olan okuyup yazma güçlüğünün sosyal ve kültürel gelişmenin önünü tıkamış olmasıdır. Arap dilinin ses yapısı ile Türk dilinin ses yapısı arasındaki sistem ayrılığından kaynaklanan bu uyuşmazlık yüzünden Türk dili Arap alfabesine ayak uyduramamış ve imlanın kelime kalıpları halinde klasikleştiği devirden başlayarak birçok sorunlar ortaya çıkmıştır. Latin alfabesinin kabulü konusundaki ilk girişimler 1923 yılında başladı. Ancak her şeyden önce toplumun bu yeniliğe hazır hale getirilmesi gerekiyordu. 1924-28 yıllar arasındaki devre bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve basında yer alan tartışmalarla yeni Türk alfabesini kabul için bir ortam hazırlama devresi olmuştur. Atatürk'ün direktifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ile 26 Haziran 1928'de resmen çalışmaya başlayan dil encümeni Latin alfabesi temelinde fakat her yönüyle Türkçenin ses yapısına uygun bir milli Türk alfabesi hazırlama görevini yüklenmiştir. Atatürk yazı inkılabını 8-9 Ağustos gecesi Sarayburnu Parkı'nda halka yaptığı tarihi konuşmasıyla açıklamıştır. Yazı inkılabı daha sonraki günlerde baş öğretmen sıfatıyla bizzat Atatürk'ün öncülü gittiği Anadolu seyahatleri ve eğitim seferberliği ile geçmiştir. Türk alfabesi 1 Kasım 1928 tarihinde kanunlaşarak resmen yürürlüğe girmiştir. Evet arkadaşlar dil inkılabımız var. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında sade bir Türkçe kullanılıyordu. Zamanla Arapça ve Farsçanın birçok kural ve kelime dilimize girdi. Böylece Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerden oluşan Osmanlıca karma bir dil olarak ortaya çıktı. Yöneticiler ve aydınlar Osmanlıcayı kullanırken halk Türkçe konuşuyordu. Dildeki bu ayrılık Türkçenin gelişmesini ve milli bütünlüğün kurulmasını engelliyordu. 19. yüzyılın ortalarından itibaren dilin sadeleşmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. Fakat olumlu bir sonuç alınamadı. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtulması çalışmalarına hız verildi. Türk dili ilgili çalışmalar yapmak üzere Atatürk'ün emriyle Türk dilini tetkik cemiyeti yani Türk Dil Kurumu kuruldu. Bilim ve fikir adamlarının katıldığı bir dil kurultayı toplandı. 26 Eylül 1932'de Dolma Bahçesi'nde toplanan 1. Türk Dil Kurultayı kurumun çalışma programını kapsayan şu maddeleri tespit etti. Türk dilinin başka dil aileleriyle karşılaştırılması, Türk dilinin tarihi ve karşılaştırmalı gramerlerinin yazılması, Anadolu ve Rumeli ağızlarından olan kelimelerin derlenmesi, Osmanlıca kelimelere Türkçe karşılıklar bulunması, Türkçe bir sözlük hazırlanması, kurumun organı olarak bir derginin yayınlanması, Türk dili üstüne yazılmış yerli ve yabancı eserlerin toplanması ve gerekenlerin çevrilmesi, terimlerin Türkçeleştirilmesi. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk dili üzerine yapmış olduğu çalışmaların araştırmasını birlikte yaptık. Ve etkinliğimizin sonuna geldik. Evvel Cevap YouTube kanalı ve evvelcevap.com web sitesini sınıfta arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kanalımızın altına bu kanalla ilgili veya bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar diliyorum.